Nasıl başladı ince işler? Bak ben sana hikayeyi anlatayım. Çocukken o zaman internete bu böyle diye girdiğin dönemlerde internete yazardım ben. Çok merak ederdim işte kız nasıl tavlanır, nasıl flörtleşilir, işte ilk nasıl konuşursun, nerede bulursun, MIRC, mırç pırç dönemleri yani. İşte NBR, SLM, ALS, ASL dönemi. Yoktu böyle bir şey. Kurtadam.com diye bir tane site vardı. Orada bir kişi bir yazı yazmıştı. İşte Fahrenheit parfüm kullanın. Yok işte kıza giderken işte evde arkadaşınız varsa onu Samsun'a sigara almaya gönderin filan gibi böyle çok esprili bir dille. Bir tane yazı görmüştüm. Kimin bilmiyorum, anonim yani. O beni çok etkilemişti yani öyle bir kaynak bulmuş olmak. Ondan sonra yıllar içerisinde bu tamamen bir dergiciliğe döndü. Yani 5 adımda işte kızı nasıl tavlarsın, 10 adımda erkeği nasıl elinde tutarsın gibi bir noktaya geldi. O aradaki bu işi hem böyle gençlere anlatacak hem de bu işi espriyle yapacak olan bir şey bulunamaz hale geldi. Haydar abi vardı. Haydar abi de baby boomer kuşağı yani artık yani benden önceki neslin önceki nesli. Bir Haydar abi çıkmadı yani ondan sonra. Yani birilerinin de çıkıp bu iş komik bir iş çünkü aslında. Yani hepimizin de güldüğü bir şey. Bunu birinin çıkıp anlatması lazım dedim yani. Ben de uzun süredir yazıyordum. Kozmopolitan'da falan da yazıyordum. Baktım elimde bayağı da kaynak var. İşte çıkalım anlatalım dedik. Yani birinin çıkıp o 16 yaşındaki, 17 yaşındaki kardeşime bu işin aslında ince bir iş olduğunu, o ince ayarın nasıl yapılabileceğini, çok böyle tabulu bir şey değil de aslında çok esprili bir hikaye olduğunu, bunun içerisinde de bir bilim, bir dünya olduğunu birinin böyle hani İpimle kuşağım bir dille de anlatıyor olması lazım. Yani ben tabii böyle bir misyonla çıkmadım yola ama yani bu da aklımdaki şeylerden bir tanesiydi yani.